Ayaklanmaya başladı. Bayağı yürüyor diyorsun yani. Evet anne. Onu öyle yeniden yürürken gördüm ya, o kadar mutlu oldum ki. Ya Ekim. Kızım sormayayım sormayayım diyorum ama kendimi tutamıyorum. Siz Leyla ile çocukluğunuzdan beri çok yakındınız. Bir gününüz ayrı geçmezdi. Şimdi ne oldu da bu küslük bu kadar uzadı? Hı? Bana anlatmadığın bir şey mi var anneciğim? Hazal, sen bunların ablası sayılırsın. Getir bu ikisini bir araya, hadi. Yani Neşe abla, ben de söylüyorum ama... Hani tamam, baskı yapma kıza, ne olur. Şu an çözülecek bir şey değil, zamanla anlayacak beni. Ben arayayım mı? Ha? Gel bir mantı partisi yapıp kutlayalım. Kıramaz beni. Ha? Anne hayır, sakın. Sakın öyle bir şey yapma. Bizim kendi aramızda bir problem bu. Biz kendimiz çözeriz. Arama. Of. Hazal, sen bunlara göz kulak oluyorsun değil mi ablacığım? Nişe ablacığım, sen merak etme. Zamanla çözülecek hepsi. Ay bak, kendi derdimize düştük, sana sormayı unuttum. Baban nasıl, mahkemesi ne oldu? Avukat son mahkemede tahliye olur diyor. Yani çok umutluyuz, bakalım bekliyoruz şu an hala. Ay hadi inşallah, hadi. İnşallah. Az kaldı. Evet, çok az kaldı. Okulda her şey yolunda mı Hazalcığım? İyi, yani kötü bir şey olsa ben sana söylerim zaten, iyi her şey. Hmm. Görüşüyorlar mı Kanat'la? Anlatmam diyorsun. Ha, yakın arkadaşım, arkadaşımı satmam diyorsun. Görüşmüyorlar. Aferin sana, iyi hadi bakalım. Ay. Seni özledim. Oğlum Şükrü abin aradı biraz önce. İstediğim her şeyi ayarlamış. Gidiyoruz. Nasıl? Kurtuluyoruz bu cehennemden. Sen, ben, kardeşin yepyeni bir hayata başlayacağız. Ne oldu? Niye bir şey söylemiyorsun? İstemiyor musun yoksa? İstemez olur muyum? Sadece bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum. Oldu. Gerçekten oldu. Ya ben biletleri de aldırdım zaten. Yunanistan'da yepyeni bir başlangıç yapacağız, tamam mı? Ben şimdi aşağı ineyim. Babam bir şey anlamasın. Söz veriyorum. Bu sefer her şey çok farklı olacak. Tamam. Sahilde buluşalım mı? Geliyorum. Nereye gidiyoruz? Çok sorduk, merak ettim biliyorum ama az kaldı, tamam. Merak ettim tabii. Tamam, az kaldı, geldik. Beyza abla merhaba. Aa merhaba. Hazır mı benim siparişler? Hazır Ekim'ciğim. Alayım. Buyurun. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Ederim. Bu ne? Göreceksin birazdan ama... onu görmeden önce seninle ufak bir konuşma yapmam gerekiyor. Oturalım mı? Oturalım. Tamam. Ekim. Önce... ben sana bir şey sormak istiyorum. Ama... nasıl söylesem bilemiyorum.
Bir gün her şeyden çok yorulsak. Burada nefes alamasak, bir yere gitmek istesek. Bana güvenip gelir miydin benimle? Güvenmek. Ki ben sana bir şey sormak istiyorum. Beni affedebilir misin? Affetmek değil. Neden? Leyla'nın kazası benim için çok zor bir dönemdi. Suçlu böyle elini kolunu sallayarak dışarıda gezdikçe ben sinirden deliriyordum. Neyse ki suçlu bulundu, olay çözüldü. Yani senin suçlu olmadığın kanıtlandı. Ben... Yani asıl söylemek istediğim şey... Ben o süreçte seni suçladığım için senden özür dilerim. Affedebilir misin beni? Hatta bak... Da özür edeyim. Beğendin mi? Çok beğendim. Sen de benimkisini takar mısın? Bu bilekler bizim için çok önemli. Bizi yeniden birbirimize bağlayacak. Hatta daha da sağlam. Aramızda bir nişan gibi oldu, değil mi? Evet. Ama sen kelepçe takmış gibi davranıyorsun. Ne oldu Anadolu'na, söyle. Hiç, iyiyim. İyiyim ben. Niye böyle yapıyorsun o zaman? Konuşmam mı bozuldu? Hayır. Ne oldu o zaman, anlat. Kanat, hani birbirimizden hiçbir şey saklamayacaktık. Hani aramızda sır yoktu, yalan yoktu. Anlatmak ister misin? Mesela... Aziz'den bahsetmek ister misin biraz? Ne yapsam ona ulaşamıyorum. Kardeşim ama düşmanım gibi davranıyor bana. O yüzden mi sana iftira attı, beni dövdü diye? Bilmem. Galiba. Kanat. Bana anlatmadığın başka şeyler de var, değil mi?